I don't want excuse. I don't want excuse. I didn't come to Turkey to have excuse. I before when I decide to come, I know that it's not a perfect world. It's not a perfect world. It's not a perfect league. But the leagues that I worked before were not perfect also. You understand? We have good things. We have bad things. We have things to correct. Me as a coach, I need to correct some things. I need to increase my level. I need to improve every time with my mistakes. And for the others, it's the same. For the refs, it's the same. They must analyze the performance, and they must correct the mistakes. This is what I think about football. In my on my side of my point of view, of course, the last result was not the result that we wanted. But now, and now is tomorrow will be a new opportunity to show that we are strong mentally, we are together, we have team spirit, we have quality, tactical quality, and we have a fantastic supporters, and we want to play in our best level to win the game. Of course, everybody, you as a journalist, me as a coach, Sinam as a translator, we need to improve every day. We need to correct. We need to be better day by day. We need to correct the mistakes day by day. And the referees the same. Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'de bahane göstermeye gelmedim. Buraya gelmeden önce buranın tabii ki burada mükemmel bir dünya olduğunu, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Ama gittiğim hiçbir ligde mükemmel değildi. Tabii ki iyi taraflarımız, kötü taraflarımızı düzeltmemiz gereken taraflar vardır. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye ve hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemlerin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Benim futbola bakış açım böyle. Son almış olduğumuz sonuç tabii ki istediğimiz sonuç değildi ama yarın bizim için yeni bir fırsat. Mental olarak güçlü olduğumuzu gösterebilmemiz için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu, taktiksel kalitemiz olduğunu ve harika taraftarlarımız olduğunu göstermek istiyoruz. En iyi seviyemizde olup bu maçı kazanmak istiyoruz. Tabii ki siz gazeteci olarak, ben bir hoca olarak, Sinan tercüman olarak her gün hepimiz aslında kendimizi geliştirmeliyiz. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Hakemler de bu şekilde. You know, it depends the way that the other teams play against us. You understand? Most of the time the other teams they play close, they close with the 10 players plus goalkeeper behind the ball and it's not easy to score goals like this. You understand? Of course, I see some games, open games, and in an open game, it's very easy to score goals. Understand? A lot of teams, they play an open game in between them, but they close a lot the lines when they are defending against us. I think this is this. It means that they respect us. They respect us as a team. They know that we are strong, but we need to increase. Every time we need to improve. We need to improve the level. Understand? We need to work. But with this schedule, with the schedule that we have, playing, and when we stop, the players go, they go to the national teams. It's difficult to. Sometimes it's difficult to increase the level, but this is the football, the modern football. Now they are speaking about the World Cup every time, the Europe Cup every time, a lot of competitions, more games in TV, more money, but they are forgetting that we need to work, we need to. The players they need to rest,
And that's why now we assist a lot of injuries, a lot of problems. This is something that we need to reflect about it. But, you know, of course, I want more goals, and I don't want to see goals in my goal. I want to see goals in the other goal. We try. I hope in the future we can score more goals and not concede goals. Okay. Tabii ki bu birazcık diğer takımlara da bağlı. Biz oynadığımız maçlarda çoğu zaman rakibimiz 10 kişi artı kaleciyle birlikte topun arkasında oluyor. Tabii ki kolay değil böyle maçlar. Açık oynanan maçlar da gördüm. O zaman tabii ki gol atmak daha kolay oluyor. Ama çoğu takım aslında kendi arasında maç yaptığı zaman daha açık oynayıp bize karşı oynadıkları hatların arasını daha da kısaltıp kapalı oynayabiliyor. Bu da aslında şu anlama geliyor. Bize saygı duyuyorlar. Bizim güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki seviyeyi arttırmamız gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama takvime baktığımız zaman çok fazla maç oynuyoruz. Maçlara ara verildiğinde, milli ara verildiğinde de oyuncuların çoğu milli takımlarına gidiyor. Dolayısıyla bu anlamda seviyeyi yükseltmek ve bu şeyleri düzeltmek çok da kolay olmuyor. Ama modern futbol bu. Şimdi bir de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi turnuvaların devamlı yapılması gündemde. Çünkü daha fazla turnuva, daha fazla maç demek, daha fazla televizyon geliri, daha fazla para demek. Ama unutuyorlar ki oyuncuların da dinlenmeleri gerekiyor. Biz de şu anda bir sürü problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuya biraz daha düşünmeliyiz diye düşünüyorum bu konuda. Ama tabii ki ben daha fazla gol atmak istiyorum. Takımımın daha fazla gol atmasını istiyorum. Kalemde de daha az gol görmek istemiyorum tabii ki. Dolayısıyla umarım ileride daha çok gol atarız ve kalemizde de gol görmeyiz.